Arkadaşlar hoş geldiniz. Yasin Koç ile fizik soruları çözümlerine, vektörler konusunda zor sorulara başlayacağız. Dediğim gibi bunu kendine güvenen arkadaşlarım bakabilir. Vektörler ya hocam fiziğin zaten en kebap konusu, zor sorusu yoktur diye düşünmeyin. İnanın zor soruları var. Mesela şöyle bir şey sorsam ben size. Şu 5 Newton olsun. Sağa 7 Newton. Sola 2 Newton. Şurası 16 derece olsun. Bu üç kuvvetin bileşkesi nedir? Alın size zor bir soru. Alın size bir ödev. Pardon, biraz sümkürdük ama kusura bakmayın. Şimdi soru çözümlerimize başlayalım. Böyle adam gibi kalemim yok ya. Evet. Yatay düzlemde f(f)(f)(x) vektörler şekilde 2b ise bileşke vektör nedir demiş. Şimdi şu ödev demiştik. Şöyle ayıralım. Sağ 10 Newton'muş. Demek şurası 5 Newton yapar. Şurası da 5 Newton. 5 Newton'la F2'nin bileşkesi yukarıya A1 değil midir? Yani şu 5 ile F2 birleşip yukarıya 6 Newton yapar. Şimdi bu gitti. Bu da gitti. Ha pardon, bunu birleştirdik. Yukarıya 6 Newton yaptı. Bir de F1 var. Demek ki yukarıya bununla bunun bileşkesinden 6 geldi. Bir de F1 var. Yukarıya 12 Newton. Şimdi ben şu 5 gitmişti. Ama şuradaki 5 duruyor. Yukarıya 12, sağa 5 kaldığına göre 5, 12, 13 Newton. Şimdi eşit karelere bölünmüş x, y, bunların bileşkesi r vektörünün doğrultuları şekilde gibidir. R, x, y ve y büyüklükleri arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi arkadaşlar x ve y'nin bulunduğu doğrultu bunun bileşkesiymiş. Yani r'nin doğrultularıymış. Bunları nasıl yaparız biliyor musunuz? X'in üzerinden giderken y doğrultusunda bir vektör eklemeliyim ki R'yi bulayım. X'in üzerinde giderken Y sağa doğru olduğuna göre X'ten şu şekilde bir vektörüm olsa. Y ben R'yi bulabilmem için sağ tarafa kaç gitmem gerekiyor? Bir birim. İşte şurası benim X'tir. Şu sağ olan bileşke ise Y'dir. Şöyle yapabilirsiniz. Yani Y bir birim. X kök 5 birim. R ise şekilde alırsak 2 buradan 2 buradan kök 8 birim. Baktığım zaman R en büyük, sonra X, sonra Y geliyor. Evet, üçüncü sorumuz. Şekildeki aynı olan F1 kuvvetleri o noktasına uygun. Bir de çocuklar bakın, zor soru anlaması zor olan sorudur. Milyon tane işlem olan soru değildir. Yani birazdan şunu mesela ben çözmeden önce kendiniz bir uğraşın. Sonra çözüme bakın. Çözümü görmek zor olan soru sağlam sorudur. Yani bir sürü böyle ya x, y, z toplayayım sonra çıkartayım. Hayır kardeşim, onlar matematik bir süre sonra çıkar. Dediğim gibi zor soru işlemi az olan sorudur. Şimdi baktık. Bu doğrultudaymış. Şurası 90 derece. Ha şu şekilde şunu şöyle uzatsam. F1, şurası F2. Şurası da 90 derece olur. Ben şöyle hafifçe yan çevirsem şunu. Yani artık X, Y doğrultusunu bu şekilde alsam. Yani X'im F1 olsa, Y F2 olsa nasıl olur? Şimdi burası 30 ise şurasını 60 derece kalır. Şurası çünkü 90 dereceydi. 8'i bileşenlerini ayırsak. Bunları hızlı geçiyorum. Çünkü bu sağlam olduğu için. Karşı şu komşusu 4'tür. 4 Newton'dur. Karşısı 4 kök 3'tür. 8'den kurtuldum. Şimdi bu 12'yi keza şu şekilde F1 ve F2 bileşenlerini ayırsam. Şurası 30, karşısı şurası 6 gelir. Şurası 6 kök 3 gelir. Ne yaptım? F1 ve F2 doğrultularında F3 ve F4'ü bileşenlerine ayırdım. Şimdi 4 kök 3 buradan, 6 kök 3 buradan topladım, 10 kök 3. Bu da 10 kök 3'tü. Şunlar birbirini götürdü.
Şu tarafa doğru 4 var. Bu tarafa doğru 6 var. 6'dan 4'ü çıkardığım zaman cevabım 2 Newton olur. Aynı düzlemde, şimdi bazı soruları ben çözümlü sorulardan, pardon, alıştırma sorularından alıyorum. Mesela bu reklam gibi olmasın ama Palme'nin sorusu. Seçenekleri yok. O yüzden seçenekleri olduğunca yazıyorum. Seçenekler olmayınca da yapacak bir şeyimiz yok gençler. F4, ha, K ve L bulundukları kuvvetlerin orta noktalarıymış. Yani şurası bunu eşitmiş, bunlar da şunu da şuna eşitmiş. F4 2 Newton olduğuna göre, 2 Newton ise tam ortası 1 Newton. 1 Newton. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur diyor. Şimdi şunu alsak, şurası bir vektör olsun, bu da ikinci vektör ki bunlar birbirine eşitti. Bunu böyle aldığımda bu ikisinin toplamı şu şekilde bir yapmaz mı? Yani bu vektör artı bu vektör. F2 vektörü yani. Şu anda şu şekilde bir Newton'um var. Bu ve bu gitti. Daha sonra bunun yerine alayım. Zaten birbirine eşit değil miydi bunlar? Bu ve F3 vektörü de şu şekilde 2 değil midir? Bunun ucuna F3'ü ekledim. Evet, şuradan aynı doğrultuda 2 Newton. E bir de aynı doğrultuda F4 yok mu? O da 2 Newton. Son durumda 2, 2, 1. Yani bileşke kuvvetimiz, bileşke vektörümüz 5'tir. Baştan alıyorum. K ve L bulunduğu vektörlerin orta noktasıymış. Demek ki bunları ona göre ayırdım. Ki F4 vektörü 2 Newton'muş. Bu orta noktayla yani şu vektörün ucuna F2 ekledim. 1 Newton şu çıktı. Daha sonra bunlar gitti. Çünkü bu ikisinin bileşkesini şunu 1 Newton demiştim. F1'in şu yarım kalanını buraya aldım. Bu yarımla F3'ü topladığım zaman şu vektör çıktı mı? Çıktı. Zaten o da kaçmış? 2'ymiş. Tamam. Daha sonra en son bir de F4'ün kendisi yok mu? Var. 2, 2, 1 yani 5 Newton yaptı. Ne demiş? Vektörlerin şekilde K artı L, K artı M ve K eksi M'nin büyük birbirine eşitmiş. Yani şunlar birbirine eşitmiş. L eksi M vektörünün büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinin büyüklüğüne kesinlikle eşittir diyor. Şimdi şöyle toparlayalım. Ha. Şimdi bu ikisini çıkaralım. Şimdi bakın çocuklar. İki vektörü K L vektörü olsun. K eksi L vektörü şu şekilde çizebilirsiniz. Yani başlangıç noktalarını birleştirdiğiniz zaman vektörlerin bitiş noktalarını K'dan L'ye çizdiğinizde bu sizin K eksi L vektörünüzdür. Bu aklımızda bulunsun. Yani hocam tersini nasıl yapıyorduk çıkarma işlemini? Normalde K'yı aynen yazıyordum. L'yi ters çevirip ucuna ekliyordum. Bunu ters yazmışız demek ki. Şu şekilde olacaktı. K eksi L. K eksi L. Tamam. O zaman bu ikisinin farkını alsam. K artı L'den. K artı L eksi. Şöyle parantez içinde yazalım. K artı M. Şunlar gider. Şu iki vektör arasındaki şu uzaklık L eksi M değil midir? Tamam. Şimdi aynı mantıkla bu ikisinin farkını alsam K'lar gider. M'den eksi M çıkarsa şu uzaklık 2M yapar. E bunlar birbirine eşitti. Bununla bu birbirine paralel mecburen. Çünkü şuradan Z'den görebilirsiniz. Alfa çıktı. Demek ki L eksi M ki karşı açılar alfaya alfa ve ortak bir kenar var. Alfanın karşısında L eksi M var. Buradaki alfanın karşısında ise 2M var. Demek ki L eksi M kesinlikle 2M'ye eşittir. Enteresan bir soru. Bence zor bir soru. Aynı düzlemde bulunan